Merhabalar. Saat Telkom Video İncelemeler Bölümünde bugün sizlerle beraber Casio'nun ProTrack serisinden PRG250T 7DR modelini inceleyeceğiz. Kutu açılımıyla başlayalım. Karton, kalın bir karton kutumuz var. İçerisinden ilk olarak karşımıza garanti belgesi çıkıyor. Siparişlerinizde garanti belgeleri size kaşelenmiş, imzalanmış olarak gönderiliyor. Uluslararası birçok dilde kullanma kılavuzu mevcut. Modül numarasına ait. Ne yazık ki Türkçe yok. Casio Türkçe olarak göndermiyor. Standart olarak içerisinde ama biz siparişlerinizde sizlere Türkçe kullanma kılavuzlarını göndermeye özen gösteriyoruz. Bu da uluslararası garanti belgesi. Saatiniz ola ki çalışmazsa neler yapmanız gerektiğini gösteriyor. Saatin özelliği güneş enerjisiyle olduğu için burada kısa bir açıklama yapılmış. Karton kutunun içerisinde ahşap şık bir ProTrack kutumuz var. Onu da açalım. Saatimizin özelliklerini gösteren karton reklam kağıdı çıkıyor içerisinden. Triple sensör var. Üçlü sensörü mevcut. Direction sensör ve işte bulunduğunuz yerin rakımını gösteren, basıncını gösteren, barometrik ölçümünü yapan ve sıcaklığını gösteren sensörler mevcut. Ayrıca en önemli özelliklerinden bir tanesi elbette ki güneş enerjisiyle doluyor ve çalışıyor. İçerisinde pil değişimi ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Dünya zamanlarını gösteriyor. 200 metrelik su geçirmez özelliği var. Ayın gelgit özelliğini gösteriyor. Ve bir grafikle, tight grafik denilen şey gelgit göstergesi. Bir de yarış zamanı diye ekstra bir özelliği var. Saatimizi alalım. Koruma kılıflarının içerisinden çıkartalım. Koruma jelatinimizi çıkartalım. S 3259 modül numarası içerisinde kullanılan 250T 7DR T'den de anlaşılacağı üzere bu saatimiz titanyum kordondan oluşuyor. Eğer burada D olsaydı metal, L olsaydı deri kordon oluşuyordu. Bu Casio'nun model numarasında standart kullandığı bir şey. Bu da barkodumuz var. Titanyum kordonumuz mevcut. Dolayısıyla ağırlığı çok hafif, 112 gram civarında. Ebatları şu şekilde 56,3 mm'ye 50,6 mm boyutları var. Kalınlığı ise 15 mm. Ana ekranda neler var ona bakalım. AM/PM göstergesi, saat, dakika, saniye, yıl, ay ve ayın hangi günde olduğumuzu gösteriyor. Üst kısımda da haftanın hangi günü olduğumuzu gösteriyor. Buradaki grafik ay grafiği olması gerekiyor. Dönen bir bezelimiz var. Yön göstergesi için size pusulada faydası olacak. Sensörlerimiz burada. Mod düğmesi alt kısımda adjust ve light ışık düğmelerini aşağıya almışlar. 6 metre barometre ve pusula. Yan taraflarda kordonu, titanyum kordon şöyle açılıyor. Yanda tıklayabileceğiniz bir klipsi var. Açılıp kapanabiliyor. Arkasına bakalım. Arkasında ProTrain logosu bulunuyor. Made in Thailand yazısı var. Tayland durumu sizi korkutmasın çünkü Casio'nun birçok ülkede montaj fabrikaları bulunuyor. Tayland, Çin, Japonya gibi. İçerisindeki mekanizma Japon mekanizmadır. Fakat maliyeti düşürmek için Japon mekanizmalar bu saymış olduğum ülkelerdeki toplama fabrikalarında gidip toplanıyor. Bugün alacağınız herhangi bir iPhone'da da arkasında Made in China yazısını görebilirsiniz. Bu sizi endişelendirmesin.
Onun için önemli olan garanti belgesi. Garanti belgesine dikkat ederseniz orijinalliğini zaten anlamış olur. Arkasının paslanmaz çelik olduğunu yazmışlar. 20 bar, yani yaklaşık 200 metre su geçirmez özelliği var. 20 bar basınca kadar dayanıyor. Modül numarasında yazılmış ve PRG 250T modeli olduğu yazılmış. Buralar, şu görmüş olduğunuz kısımlar plastik koruma gibi. Işınmasını engellemek için yapılmış sanırım. Burada da sert plastikler mevcut kolumuzda oturması için. Modlarına bakalım. İlk modumuz tight, bu gelgit özelliğini gösteriyor. Ayrıntılarını internette bulabilirsiniz. Kayıt bölümü mevcut. Bu da yapmış olduğunuz ölçümleri kaydettiğini düşünüyorum. Çok ayrıntılı inceleme fırsatım olmadı. Alarm. Alarmı şu şekilde adjust tuşuna basılı tutaraktan sağ üst ve sağ alt tuşlarla ayarlayabilirsiniz. Arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu şekilde. Mod tuşuna bastığınız zaman saatten dakikaya geçiyorsunuz. Yine aynı şekilde arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şu anda alarm açık gözüküyor. Saatte öğleden sonra 9.18 olarak gözüküyor. Adjust tuşuna bastığınızda alarm ayarlama işlemi bitiyor. İkinci alarm da mevcut. Geri dönelim tekrar alarma. Diğer modumuz kronometre. Geri sayım aracı. Dünya zamanları. Alt ve üst tuşlarla dünyanın çeşitli illerinin saatlerini o anlık görebiliyorsunuz. Tabii sizin saatiniz ayarına göre otomatikman onlar da ayarlanmış olunuyor. İsterseniz adjust tuşuna basarak da bulunduğunuz bölgeye göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Geri sayım aracına baktık. Dünya zamanlarına baktık. Ana ekrana geri döndük. Pusulaya bakalım. Sağ üst tuşa bastık. Bulunduğumuz yönü gösteriyor bize. Bezelle de çevirip yönünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şu anda biz güney batıya doğru bakıyoruz şu şekilde. Ve altta da baktığımız derece yazıyor. Basınca bakalım, ortadaki tuşa bastık. Bulunduğumuz yer 30 derece. Yaklaşık olarak basınç değerleri de bu şekilde. Rakım ölçümüne bakalım. 6 metre. Artı 5 metre gibi bir değer verdi. Tekrar basalım. Mod tuşuna basarak ana ekrana geri döndük. Işığını göstermeye çalışayım size. Yeşil bir ışığı mevcut. Böyle daha net görebilirsiniz. Bu alt kısımda batarya durumu görebilirsiniz. Low, medium, high gibi. Şu anda tam dolu gözüküyor. Saatimiz ve kısaca özellikleri bu şekilde. Bilekle nasıl durduğuna bakalım. Bu şekilde kapatıp camı mineral cam söylemeyi unutmayalım. Fakat darbelere karşı elbette ki bütün protek serilerinde olduğu gibi dayanıklıdır. Kısaca saatimiz ve özellikleri bu şekilde. Bu ve bütün orijinal
Saat modellerini sistemi saatsel.com üzerinden güvenle sipariş verebilirsiniz. Bizleri Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola.